Değerli arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisiniz. Sağlığınıza duacıyım. Evet alan yeterli testi. Kaçtayız? Sekizdeyiz değil mi değerli arkadaşlar? Peki test sayımız kaç oldu? 42 bu arada. Onu da hatırlamış olalım. Başlıyoruz. 1. Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerin adlarıdır. Evet halk edebiyatına bakıyoruz ve hatırlıyoruz arkadaşlar. Koşma halk edebiyatı. Destan evet. Gerçi destan İslamiyet öncesinde vardı değil mi? Peki mani evet. Masal evet. Mesnevi var mıydı? Hayır. Mesnevi divan edebiyat. Bize nereden gelmişti? İran'dan. Peki. Mani evet. Anonim. Ağıt evet. Şarkı hayır. Bu da divan tarzı değil mi? Peki. Değerlere bakmıyoruz. Biz tüm halk edebiyatı olana bakıyoruz. Unutmayalım. Destan evet. Mani evet. Ağıt türkü semai. Aa semai dedi. Bir sıkıntı var mı? Şöyle soru işareti koyalım. Bence yok. Güzelleme destan tuyu. Aa tuyu olur mu arkadaşlar? Olmaz. Divan. Bunun bir özelliği vardı. Neydi? Türkiye'nin divan ada kattığı türlerden biriydi. Değil mi arkadaşlar? Diğerleri hani İran ve Arap Edebiyatı'ndan gelmişti. Rübai olmaz İran Edebiyatı'ndan gelmişti. Peki soru, soru, işaretimiz vardı. Kaldıralım. Semai neydi arkadaşlar? Hece ölçüsüyle yazılıyordu. Kaçtaydı? Sekizli hece ölçüsüyle yazılıyordu. Ve dörtlükler halinde yazılıyordu. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Peki o zaman işaretliyoruz. Cevabımız C. Peki. Neredeyiz? 2'deyiz arkadaşlar. 2'ye bakalım mı? Haydi 2. Efendim. Yazar özgürce seçilmiş bir konuda özgürce yazıyor. Hmm, arkadaşlar özgürce yazıyorsa aklımıza ne geliyor? Efendim. Neyse bir bakma geleni sonra paylaşacağım. Özgürce yazıyor karşısında biri yokmuş gibi çekinmeden içini döker, içini döküyor. Özgürlük, iç dökme. Her şeyi açık açık söylüyor. Evet, içinden geldiği gibi söylüyor. Öznel, nesnel. Öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Evet, çok yönlü yazılardır arkadaşlar. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Adana. O ne? Deneme çıkıyor. Değil mi? Peki. Röportaj olmaz. Makale, makalede arkadaşlar bilimsellik vardır, belgeler vardır. Özgürlük alanımız dardır biraz. Fıkra günlük yazılar değil mi? Peki ilerliyoruz efendim. Neredeyiz? Üçüncü sorudayız. Haydi bakalım arkadaşlar. Üçe geçelim. Bu dizilerde hangi söz sanatına başvurulmuştur? Söz sanatına. Sen hiç yalnızlık çektin mi kalabalıkta? Yalnızlık ve kalabalık dağ köyler kadar uzak düştün mü düşlerine daha evet kadar burada dikkat çekiyor arkadaşlar burada bir benzetme var doğru mu evet Alt ikinci dizede benzetme var peki yalnızlık ve kalabalık size niye hatırlatıyor arkadaşlar bir tezat var mı yalnızlık var mı yani karşıtlık var mı arkadaşlar insan nasıl oluyor kalabalıkta yalnızlık çekiyor Peki seçeneklerimizde hangisi var? Benzetme zaten yok seçenekte. O zaman cevabımız C. Nedir o? Tezat. Yani zıtlık. Anlamca zıtlık oluşturuluyor ki biraz daha ilginç olsun anlatım diye arkadaşlar. Cevabımız C. işaretledik ve yolumuza devam ediyoruz. 4. Bu dizelerdeki en belirgin edebi sanat hangisi? En belirgin diyor. Yanmış bir tavan gibi çöken akşam altında. Aa akşam yanmış bir tavada benzetiliyor. Arkadaşlar bunu bir benzetmeye yakaladım ben. Siz de gördünüz mü? Evet benzetme yazalım şuraya. Dinleriz ağlayarak kaçışan kargalara. Arkadaşlar kaçışan kargalar. Evet ona dinliyor. Ama kaçışan kargadan bir sıfatı var. Nedir o? Ağlıyor, ağlıyor. Aa, bu insani bir özellik. Doğru mu arkadaşlar? Peki insan dışı varlıklar insani bir özellik vermek neydi? Teşhis yani kişileştirmeydi değil mi arkadaşlar? Peki niye yakalık benzetme ve kişileştirme yakaladık? Var mı bunlar bir yerde? Var. Nerede? Bursa'da. Cevabımız B. Dördüncü soruda B dedik ve yolumuza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Beş ve altıyı birlikte yapacağız. Haydi bakalım. Bu beyti hangi sanatın varlığına söz edilmez? Hmm, dört sanat var demek ki. Bakalım. Karşı dağların başında salkım salkım duran bulut. Bulut salkım salkım. Ne oluyor arkadaşlar? Benzetme var. Doğru mu? Peki. Benzetme var. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Ağlıyor. Teşhis var. Teşhisin diğer adı neydi? Kişileştirmeydi arkadaşlar. Peki, teşhisi bulduk. Efendim, teşbihi bulduk. Niye benzetme var? Çünkü Nida, Nida neydi arkadaşlar? Seslenme. Peki, seslenme var mı? Karşı dağların başında salkım salkım duran bulut, e, sesleniyor. Bu da var Nida. Peki, Kapalı Isları nerede arkadaşlar? Aaa, bakınız. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Ağlarken. Ne oldu arkadaşlar? Teşhis yaparken aynı zamanda kapalı istihare yapıldı. Hatırlayın lütfen. Teşhis altının olduğu yerde kapalı istihare de çok kere vardır demiştik değil mi? Bunu da eledik. Termih neydi? Hatırlatma, hatırlatma, hatırlama ya da hatırlatma. Peki arkadaşlar herhangi bir şey hatırlatılıyor Burada oluyor mu? Peki. O zaman cevabımızı gönül rahatlığı işaretleyebiliriz. Nedir? C'dir. Adını koyalım. Termihtir. Termih yok. Peki. 6. Aşağıda hangisi ad tamlı ad aktarması? Evet ad aktarması diğer adı neydi? mecaz Mürsel. Yani Mürsel Mecaz vardır. Arkadaşlar Mürsel Mecaz neydi? Efendim bir kelime başka bir kelime yerine kullanılıyordu. Ama bunda benzetme ilişkisi yoktu. Değil mi? Peki. Ya parça bütün oluyor, sebep sonuç oluyor. Ya da bütün parça oluyor yazar efendim eser ilişkisi olabiliyor falan filan tamam. Rüzgar estikçe durmaz salınır. Yani burada bir şey yakalayamadık. Biz bu cihandan geçelim. Eee geç tamam bir sakıncası yok. Sencileyin güzel nerede bulunur? Burada da yok. Yarın gözleri kömür mü kömür? Aa, yarın gözleri burada benzetme var. Peki. Süzüyordu maviliklerde yelkenimiz. Aa, arkadaşlar gelken nedir yelken? Bak ben size yelken ne olduğunu söyleyeyim. Yelken şudur arkadaşlar bak. Şöyle direk var. Efendim bunun şeyi var. İşte şu kısma yelken deniyor. Şu kısma. Yelken. Peki yelken mi süzülüyor? Yoksa yelkenli gemi mi süzülüyor arkadaşlar? Şu da gemi bakınız. Gemi. Veya sandal ne derseniz değildir sandal. Yelkenle çalışan gemiden bahsediliyor burada. Yani süzülen yelken değil, yelkenli gemi. Ne oluyor burada? Parça söyleniyor ama burada bütün anlatılıyor. Bütün anlatıyor. Bütün neydi? Yelkenli gemi. Parça bütün ilişkisi dayanan bu tür kullanımlar biz ne diyorduk arkadaşlar? Ad aktarması diğer adıyla mecaz mürsel. Bir diğer adıyla da mürsel mecaz diyorduk. Oh be. Neler öğrendik değil mi arkadaşlar? Evet. İyi ya. Öğrenmek güzelmiş arkadaşlar. İnsana mutluluk veriyor. Evet arkadaşlar doping oluyor. Evet doping. Peki. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler hangisi gelmelidir? Hmm. Getir. Eski Türklerde sürgün avlarına kurban törenlerine, yaz törenlerine denirdi. Ha yüklem denir. Peki alalım şimdi. Eski Türklerde sürgün avlarına ne denirdi? Arkadaşlar sürgün avlarına biz ne diyorduk? Sığır diyorduk. Sığır kelimesi bugün de kullanılıyor. Değil mi arkadaşlar? Kurban törenlerine ne deniyordu arkadaşlar? Kurban törenlerine efendim ne diyorduk? Kurban yapılıyor. Şölen diyorduk. Doğru. Şölen. Evet. Yaz törenlerine ne diyorduk arkadaşlar? Yu töreni diyorduk. Değil mi? Şurada yu diyorduk. Peki sığır şölen yu. Nerede var? Evet sırayla cevap Edirne oldu arkadaşlar. Değil mi? Evet arkadaşlar Edirne. Peki Edirne dedik ve yolumuza devam edelim. Hangisi tekke edebiyat ürünlerinden değil? Tekke neydi arkadaşlar? Tekke edebiyatı dini, tasavvufi değil mi? Tasavvufi edebiyat idi. Peki arkadaşlar. Şatiyeler vardı değil mi? Hani size absürt gelen söyleyişler vardı değil mi? Orada bir takım ee, neydi latifeler var incelikler var demeler vardı Alevi tarikatında efendim nefes vardı bektaşilerde ilahi vardı genel bir türdü Ha tuyu yoktu bu divan edebiyatı türüydü değil mi arkadaşlar tuyu divan edebiyatı türüydü tek edebiyat türü değil cevap Edirne çıktı değerli arkadaşlar evet bu soruda hallettik 9. sorudayız çok şükür 9'a karşımıza ne çıkacak hadi bakalım Oh, ne çıktı? Batı ile karşı karşıyayız. Batı edebiyatı kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İnanıyorum hazırsınız. Hadi bakalım arkadaşlar. E, son sınavlara geldik artık değil mi? Peki. Gerçeği değil. Gerçeğimize bıraktığı izlenime. Aa, gerçeğimize bıraktı iz. Peki önemli. Tabiat insan ruh arasındaki gizli bağları duyurmaya gaye, evet, gaye ediniyor. Onlara göre şimdi şeyde her şeyden önce musiki Musiki, musiki. Arkadaşlar, evet arkadaşlar bu ifadeyi hatırlayacaksınız değil mi? Hani şiir nasıl tanınıyordu? Şiir söz ve arasında sözden çok musiki yakın bir anlatım diyordu. Kim diyordu buna? Evet, güzel açıkta değil, kapalıkta bulurlar. Kapalılık, gizem vardı değil mi? Evet, gizem, gizem, gizem. Neydi arkadaşlar? Sırlar. Bu sırlar nerede vardı? Bak musiki Gizem yani yaradı sırlar bizi nereye götürdü? Ah Haşim'e götürdü. Ah Haşim ne kim geldi? Sembolizm geldi. Cevap Bursa'dır. Peki. Başka hangisi? Hem divan hem halk edebiyat tarzı ürünler vermiştir. Arkadaşlar bak. Şeyh Galip'in böyle bir şey yok. Bu divan. D. Baki divan. D. Nefi divan. D. Huzuri Divan de Geheri aslında bir halk edebiyat şairi ancak bu şehirli şairlerden, kentli şairlerden olduğu içindir ki divan tarzını denemiştir. Tamam mı arkadaşlar? Aslında aşık edebiyat şair olarak bilinir. Unutmayınız. Ancak divan tarzında da eserler vermiştir. Cevabımız Geferi Edirne. Peki. 11. sorudayız. Hadi bakalım. 11'iz. Evet 11'e geldik. Neresi bir? Bilecik değil mi arkadaşlar 11? Biliyor muydunuz? Evet. Ee, yani bilin ben unutmuyorum çünkü. Ben efendim plakaları öğrenmeye başladım. İlk öğrendiğim plaka 11'di. Niye? E, çünkü bilecik değil mi ya hani Bilecik bilecik değil mi? <laughs> evet. Peki. Klasım etkisinde. Bakalım. Evet bir kişiden bahsediyoruz. Moller'den adapte yapmış. He, ee, adapte ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Uyarlama değil mi? Evet uyarlamalar yapmış. Uyarlama. Yani benzetmiş. Oradaki olayları almış. Kişileri değiştirmiş. Adapte tiyatroya tanınan bizde önemli devlet adamı. Niye devlet adamı? Çünkü valilik yapmış. Nerede vali olmuş? Bursa'da vali olmuş. Bursa'da. Evet arkadaşlar. Bursa valisi. Peki kim bu biliyor musunuz? Hatta kendi adıyla bir tiyatrosu da var. Bursa'da Ahmet Vefik Paşa. cevapları Bursa'nın B'si arkadaşlar. Değil mi? <laughs> evet. Peki. Şimdi neredeyiz? 12. Vay be. ilerliyoruz. Maşallahımız var. Değil mi? Hep beraber. Peki. Fransız tarihçi. Ernest. Ee, Ernest. Evet. Bu Ernest var ya yaramaz adam. Ne yaptı? Ernest Renan. İslamiyet'in ilerleme engel olduğu görüşle karşı çıktı. Pardon, onun düşüncesi buydu. Batılar zaten hep böyle düşündüler gençler. Evet, bir kompleks yani. Peki, şimdi e, Ernest'in efendim, bu düşüncesine karşı Renan Müdafaa Anamesi'ni yazdı. Kim bu kişi? Yazan edebiyatçımız. Aşağıdakiler hangisidir diyor arkadaşlar. Renan Müdafaa Namesi yazan kişi Neke. Kim bu? Hani Akif Bey diye bir eseri vardı. Hatırladınız mı? Akif Bey. Harzemşah vardı. Hatırladık mı? Vatan yahut sinistre vardı. E artık iyice ele verdik. Değil mi? Peki arkadaşlar. Evet. Nun Kemal, Nam Kemal cevap Edirne. De değerli arkadaşlar. Peki. On üçteyiz. Aşek Sanca hangisi? dönemi döneminde yaşadığı halde Sarifun'da yaşadığı halde bu topluluğa katılmamış. E, iyi mi yapmış? Bilmem. Sade dille hikayeler ve romanlar yazmaya devam etmiş. Hikaye ve roman. Evet. Mürebbiye değil mi arkadaşlar? Mürebbiye değil mi? Şık var mesela. Şık var. İffet var. İffet var. Başka? Kadın erkekleşince var mesela. Kadın erkekleş. Tıt 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 Tamam. Kimden söz ettim arkadaşlar? Hüseyin Rahmi Gürpınar. Cevap Bursa değerli arkadaşlar. Evet. Efendim 13'te halloldu. Onu da gönderdik. Yukarıya attık. Efendim nereye geldik şimdi? 14. Söz edilen yazar hangisi? Hmm, bakalım ne dermiş onun için? Psikolojik roman tarzının en güçlü yazarlarında. Ha, psikolojik roman arkadaşlar. Ya psikolojik roman deyince aklımıza kim geliyor? Mehmet Avuk geliyor. Sonra Peyami Safa geliyor. E, birazcık şey gelebilir arkadaşlar. E, Hüseyin Rahmi Gürpınar gelebilir arkadaşlar. Bunlar gelebilir. Evet. Ha biraz da şey gelebilir. Psikolojik roman e, var o da naturalist ögeler var. Nabi Zade Nazım da var arkadaşlar. Evet. Peki. Ama daha çok bizim aklımıza efendim Peyami Safa'yla Mehmet Rubeyr gelir. Peki fıkra, makale, hikaye türünde de eser verdi. Ha. Geçirmek için kaleme aldı eserde tamam çıktı. Server Bedi arkadaşlar bu isim kim kime ait biliyor musun? PS. Takmadığını kullandı. Onun Cingöz Recai adlı roman serisi edebiyatımıza polisi roman türünün başarılı örneklerindendir. Bir iki eseri hatırlayalım mı? Dokuzuncu ne vardı? Harcı kovuşu vardı. Yalnızız vardı. Değil mi arkadaşlar? Yalnızız. Sözde kızlar vardı. Sözde kızlar. Değil mi? Sonra hadi. Hadi sorayım kendisi. Bir tane daha söyleyin. Söyleyin. Hadi. Evet. Fatih Harbiye. Değil mi arkadaşlar? Evet. Peki kimden söz ettik? Adana ve Peyami Safa. Peki. 15. Evet. Yukarıda söz edilen romancı ve söz edilen kahramanın yer aldığı eseri Haşe'den hangisine verilmiştir? Hmm, peki. Batı hikaye ve roman babasıyla. İşte şu ifade çok önemli. Romanın babası. O hala da öyledir. Evet. Toplum yaşantımızda, edebiyatımızda bir çığır. Evet arkadaşlar. Çığır açmıştır. Onun kalemle Türk Edebiyatı'nın kadınsız dünyasında Bihter adlı bir... Evet. Bihter neredeydi arkadaşlar? Bihter. He? Aşkı filmde yapıldı değil mi? Aşkı memnu. Şöyle bir de kesme olmalı arkadaşım. Memnu. Niye? Men edilmiş yani yasaklanmış aşk demek arkadaşlar. Kimden söz ettik? Haris ya uşaklı gel değil mi arkadaşlar? Bunun ilk roman adı neydi arkadaşlar? Hatırladınız mı? Nemide'ydi. Nemide. Bak ilk roman olarak da sorulur size. Ha. Evet arkadaşlar. Peki. Başka eserlerinde mesela çok yine önemli bir eseri. neydi? Mai ve siyah da unutmayın lütfen arkadaşlar. sorulara olarak karşınıza gelebilir ha bunlar. Peki. Efendim 16. soru ve son alıncı soru değerli arkadaşlar. Evet. Evet evet. Sonra geldi ya sevinmedim ha. Hepsi doğru yaptık diye sevindim. Ya, doğru yaptınız değil mi? Evet kendinizi bir kontrol edin bakalım. Siz de doğru yaptınız yaptınız. E ben de bu sadece yapayım yani. Peki. Yukarıdaki, evet yukarıda özellikleri verilen şair. Ha, özellikleri. Aa, arkadaşlar burada bakıyorum. Ea, evet, Türkiye dışındaki Türklere ait. Edebiyata ait. Evet, isimler. Çağdaş Azerbaycan. Ha, Azerbaycan edebiyatı ve İran en tanınmış şairlerinden. Heyder babaya selam. Değil mi arkadaşlar? Heyder babaya selam. Ya annesini bir dokuz üzerine yazmış değil mi? Şiiriyle şöhreti ülke sınırını aşmış. Söz konusu şiir pastoral nitelik taşımasının yanında vatan sevgisinde dile getirmektir. Bak pastoral nitelik taşıyor arkadaşlar. Vatan sevgisi çok önemli bunlarda. Ezberleyin bunu. Kimden söz ettik? Şehriyar. Değil mi arkadaşlar? Ya Şehriyar. Peki cevabımız Bursa. Bir sesin sonuna geldik. Arkadaşlar ayrılma vakti geldi. Üzgünüm ayrılıyoruz. Paylaşıyoruz. Değil mi arkadaşlarımızla, dostlarımızla? Tekrar ediyoruz. İyice öğreniyoruz. Ve verdiğim notları da göz atıyoruz arkadaşlar. Sakın ha, ihmal etmeyin. Yeni bir çalışmada görüşmek diliyorum. Dostlar. Güzel insanlar, gençler, yiğitler, memleket evlatları. Hoşçakalınız.